Şimdi Hatice ve İsmail. Gaziantep'ten çıkıp geldiler. Hatice'nin ailesi İsmail'i istemiyor. İsmail'in ailesi Hatice'yi istemiyor. Hatice 20 yaşında. Daha önce dini nikahlı eşinden bir çocuğu var. İsmail 26 yaşında. Seninki resmi nikah mıydı? Evet. Sordum, unuttum. İsmail 26 yaşında, daha önceki boşandığı resmi nikahlı eşinden iki çocuk. İki çocuk bunda, bir çocuk onda, üç çocuk. Bir de ikisi yaparsa dört çocuk. Daha biri 20 yaşında, biri 26 yaşında. Evli değiller. Evlendir diye geldiler ama aileleri istemiyor. Aileler niye istemiyor anlamadım. Çünkü İsmail'in babası Hatice ile İsmail'i polis çağırıp evden kovduracak kadar istemiyor. İnsan evladını polisle attırır mı? Kim bilir ne yaptılar? Artık aileleri dinlemeden konuşmamayı da öğrendim. Evet, yani ne, birden aldın kızı götürdün babanın evine. Baban da sinirlendi. Başımızı belaya mı sokacak dedi. Öyle mi oldu İsmail? Anlat yani, annem. 6 aya kadar istemiyordu. Yani istiyordu. Şimdi niye istemiyor yani? Niye peki vazgeçti? İstiyordu. Yani bunu bırakmalı mıyım? Kendilerinin dediğini almalı mıyım? Kendilerinin dediğini de ben istemiyorum. Ben seviyorum eşimi. Hatice? Ben de seviyorum, ben de istiyorum. Sen ailene buraya çıktığınızı görmüşler mi? Konuştunuz mu? Aradılar mı sizi? Yok, hayır, aramadılar. Hatice, ailenle görüşüyor musun yavrum? Hayır, görüşmüyorum. Niye? Arıyorum, engellemişler beni. Açmıyorlar telefonu. Bayağı istemiyorlar seni yani. Evet. Bıraktılar. Buradayım. Buradayım Seda abla. Az önce yine polisler aradı. Yine şikayet etmişler beni. Ben İstanbul'dayım. Ne yaptım size? Aradım mı, sordum mu? Yine peki, şikayet ediyorlar yani. İsmail'in babası Mansur Bey telefonumuzda. Bakalım seni niye tekrar polise şikayet etmişler? Mansur Bey. Alo. Nasılsınız Mansur Bey? Sağ ol Gözde. Sağ ol. İyi olma. Buyurun. Şimdi oğlum burada. Gelin adayın da burada. Evet. Abi evden bunları polisle niye attın? Merak ettim. Ya biz baba, evimde bir şey yok. Bir dirlik neden yok senden? Ha. Evimde bunun bir çekirdek yok, bir ipliği yok. Bizde de kendimizde. Konuş babanla. Sen bakalım. Tekrar polise baba. Baba beni neden şikayet ettiler? Tekrar polis aradı. Biz de hayır, biz hayır. Vallahi bilmiyorum. Biz de etmedik. Baba, ben İstanbul'dayım. Yani kişinin emeli yine yani bir şey yapmadım rağmen yine şikayet etmişler. Yusuf'u da istiyorlar orada, Yusuf'u da. Yani Yusuf'tan bana ne yani kardeşimden? Yusuf kim? Kardeşim. Ne olmuş Yusuf'a? Bilmiyorum. Ya. Annemin durumu da iyiydi. El hastanedeymiş. Ne hali varsa görsün yani annemin de sizinle. Ne hali varsa görün. Buyurun. Bana neler yaptı bunlar? Kim? Annem gel. Ne yaptı anne? İstemiyor eşimi yani. Niye istemiyorsun anne? Allah gösteriyor. Buyurun. Kurban oldum. Bana ne gereği var? Anlamadım. Anne, ben de. Şey, Mansur Bey'in konuşmaları hiç anlaşılmıyordu. Yaşlı sen... abla biraz. 83 yaşında. Babam. Annen ne diyor dedi ki sana, annene bu kadar öfkelisin? Yani polis çağırıyor. Babam polis aramayı bilmiyor. 82 yaşında. Annem arıyor. Dakika başı. Çıkın gidin evden. Nereye gideyim ben? Soğukta bir hafta sokakta kaldım zaten. Çorum'a gittim. Oradan da yerimden yaptılar. Yine çağırdılar. Bize hasta, gel bize bak. Allah için geldim Antep'e baktım. Annen hasta mı? Evet, annem hasta. Hatice sen eve gittin, yardımcı olmadın mı? Kadın? Oluyorum Seda abla. Sürekli yapıyorum. Bir suçum varsa, hatam yani varsa söylesinler yani. Her şeyi de yapıyorum. Ya öyle olsa böyle davranmazlardı gibi geliyor bana. Yok, hayır, konuşsunlar. Açığım ne varsa da ortaya yani döksünler. Neyim var, neyim yok sonra söylesinler yani. Bu kadar kötülük ben ne yapmışım genlere yani? Annem hastanede dört dörtlük baktı kadın. Yani kendi bacılarım bakmadı. Benim eşim baktı yani. Yusuf'a ne olmuş Yusuf dedi baba? Ya Yusuf yani o biraz sıkıntılı kardeşim abla. Bilmiyorum, normalde hiç haberim yok. Beni ilgilendirmez yani. Başka kardeşim var mı İsmail? Var, beş kardeşim. En büyükler benim. İki tane de kız kardeşim. Hepiniz aynı evin içinde misiniz? Yok, kızlar evli. Hı. İki bekar kardeşim var, annem babam. Aynı evin içindeyiz yani. Kızlar senden küçük büyük mü? Yok, küçükler, en büyükleri benim. He, peki onlar da mı istemiyor Hatice'yi?
Onlar istiyor zaten. Çorum'da. Onlar Çorum'da oturuyorlar. Bizi oraya davet ettiler. Biletlerimizi aldılar sağ olsun. Bacılarım arkamda durdu. Orada da babam dedi biz yapamıyoruz. Burada hasta gelin bize bakın. 10 gün orada kaldık geri kattık Antep'e gittik. Peki babana arıyor. Sorar mısın? Babana sorar mısın? Seni şimdi tekrar niye polise şikayet etmiş? Bilmiyorum diyor kendisi. Bir şey mi aldınız evden çıkarken? Biz hiçbir şey almadık. Bir valizimizden geldik. Bir şey yok ki alayım. Mansur Bey. Buyurun. Abi şimdi tekrar polise şikayet etmişsiniz. İsmail'le. Biz etmedik. Biz etmedik. Billahi etmedik. Şimdi olan mı istiyorlar? Bir şey olan istiyorlar. Ne olduğunu bilmiyor muyuz? Yemin ediyor adam ya. Biz etmedik diyor. Niye yemin ediyor? Yani ben bilmiyorum. Hatice'nin ailesi etmiştir belki. Edebilir benim ailem edebilir evet. Etmiştir ben, değil mi? Edebilir. Kendim, konuşmuyorum kendim, ama etmiş bana, olabilir. Kendim anası babası emekle şikayet etti. Abi sen bunları istemiyor musun? Benim? Sen bunları istemiyor musun? Ya biz de bana dinli edemeyiz, istemiyor biz. Biz de 83 yaşındayız, bize kurbanım ne... Gerçek biz. Olmuyor diye, evin işinden iyi olmuyor diye. Yani evi bana ver, diğer evi bana ver baba. Ben de işçamı kurayım. Evet. Evi bana ver, kiracını çıkar. Ya eşyam yok içinde biz... Ben eşyamı yavaş yavaş alırım baba. Oğlum nereden aldı? Neyden alırsın? Söyle bana. Baba çalışırım. Çalışıyorum da. Lan bize 5 kat getiren yok. Getiren yok. Bize getiren yok. 5 katlara getiren yok. Benim bir yaşlı yani kiracın mı önemli, ben mi önemliyim? Bana onu söyler misin baba? Hayır. Kiracım önemli, ben mi önemliyim? Yok sen önemlisin de bize... Tamam çıkar kiracını. He. Çıkar kiracını, ben geleyim. Ama kiracıyı çıkarttım. Kuralın içinden değil sen. Ya sen ne yapacaksın? Ben kuru evin içinde oturmak istiyorum. Sen çıkar kiracını. Ya ben çıkartırım kiracı. Ben kışkınım. Kiracıya ne diyeyim ben? Ya kiracıya bir ay müsaade et. Bir ay içinde çıksın adam. Yani ben sokakta kalıyorum. Ne olacağım? Oğlum cebinde onlara 10 kat yok senin cebinde. Ne olacağız? Baba ben çalışırım. Ben haftalıkçı bir insanım. Alırım yani. Bugün buzdolabımı alırım. Sabah çamaşırı hepsini yavaş yavaş alırım yani. Bir anda sen alacak durumum yok benim. Şimdi alacak durumun yok oğlum abisinin adamı ne bakıyorsun? Teşekkürler. Söyle bana bak. Söyle halen bakıyorsun. Kiracıyı koruyor abla. Ben sokakta kalıyorum. Ama halen... kiracı kira veriyor diyor. Size verirsem orayı ben ne yapacağım diyor. Ev, ben yaptırdım evi. Benim evim. Senin kirayı da kendisi alıyor. Sen lan? Ne dedin Mansur abi? Nerede yaptırdın sen diyor? Kendi geçirdin. Ne yaptırmalı? Yenge. Ben köyde tarla sattım bunu yaptırdım. Tarla. Evin içini komple ben yaptırdım. Faturalar da var bende. Sen sorabilirsin komşulara. Sen 10 senedir oturuyorsun. Bunun neydi? Karcandın 5 milyar, oturdun 50 milyardır. 2 sene oturdum ben. Onlar diyor ki oturduğuna say diyor bana. He? Ben oğlunum senin. Ben başkasının oğlu değilim. Senin oğlunum ben. Oğlum bana bak. Hani çoğaltma. Eşen varsa gel çıkardım yani. Eşen yok, eşen yok. Mülkün sen. Eşen varsa diye çıkarayım diye, kiracıyı diye. Eşen yoksa da diye. Yatağı yok, yatağı. Kimin yatağı yokmuş? Benim hiçbir şeyim yok. Bir tane yatak odam var Seda abla. Onu da zor aldım zaten. Her hafta yatak odasını nereye koydun? Annem gibi bir odasında. O duruyor orada. Orada duruyor. Çık diyor. Yani ben nereye çıkayım? Evim zaten çatısı yok evin. Ekipler çekebilir. Yani su akıtıyor. Valilikten geldiler eve baktılar. Tamam. Ekipler komple ayakları ıslandı. Buz gibi odada yatıyordum. Ben burada tedavi görüyorum. İlaçlarım burada hepsi. Çok hastayız. Eşim bak rahatsızlandı dışarıda. Çok hastayız. Yani vicdanın el veriyor baba senin. Ama annem babam da hasta. Yazık ya. Bakıyoruz Allah rızası için. Diğerler niye bakmıyor Seda abla? Ben bakıyorum. Nasıl baktınız da bunlar sizi kapıya attı? Baksanız atmazlardı. Nasıl atmazlardı Seda abla? Bana biri baksa niye atayım kapıya ya? Öyle kendinizi empati yapmayı düşünün. Kendinizi onların yerine diğer koyun. Bir tane böyle Yusuf bakan diye... sizin gibi böyle etrafta dönen birilerini buldum. Niye kapıya atayım? İyilik niye yaramıyor işte Seda abla. Bunlara iyilik Mansur yaramıyor. Abi. Buyurun. Diyor ki biz onlara bakıyorduk, bizi kapıya attılar diyor. Sebeğine bakması bize ya. Biz daha şimdi anlattık, sizi bekliyorduk. Gene hastahaneler, sizi biliyorum hastahanada. Sen bize... hastaydın, ölüyordun ambulansın. Sen hastaneye kim götürdü? Sabaha kadar kim bekledi başında? Ya sen de biz nasıl edek? Senin bizi biz... Benim 65 yaş annem var, onu falan verip yedirir bana söyle. Ondan hatırıya suya veriyorum. Zaten ben çalışıyorum, çalışmıyor değilim, çalışıyorum. Çalıştığım yerde beni arıyorsun. Götün nereye götüreyim ben arvadı? Ya biz dizi yaramıyorum. Niye kızmış? Hatice'ye niye kızmış da gel götür diyor. Niye kızıyorsun sen? Her şeylerine koşuyorum abla, hastaneye götürüyorum. Bu hamile halimle genlere yardım ediyorum. Abi sen Hatice'ye niye kızdın?
Kızma bana bak, bizim bir bardak kaybedin yalan seni yıkamadın. Oturuyor şu anda. Bakalım kar ediyorlar, hatta görüyorsun değil mi? Ben çayıkım, kömüre çayıkım, sahaya gelin. Geldi ki diye ben seyden hiç çözmem, ayakta duramıyorum ben. Bir bardak yıkamadı Hatice diyor bak. Ya nasıl yıkamıyor? Ama nasıl yapmıyorum, yapıyorum ya. Kim senin kızın evde oturuyor. Falan kim tutuyor? Eşim yapıyor yani. Konuşun Hatice, konuş bakayım. Ben yani her şeylerini yapıyorum, bu hamile halimden hastaneye götürüyorum. Hı. Elimden geldiği kadar da yapıyorum. Ama inkar ediyorlar orada da. İyilik yaramaz benim anneme. Bana bak, bak beni kurbanım dese de ben teyzeyi çıkacağım. Kurbanım dese kuzum ortaya çıkıyor. Bizim sabahın çayımızı bir şey yok, sabahımızı yakalım. Siz hizmetçi arıyorsunuz, benim eşim hamile. Yani 11-12 ara öğlene yatması lazım. Siz diyorsunuz sabah saat 5'te kalksın. Kalkamaz. Hamile kadın nasıl kalkar? Saat 9'da kalkıyorum. Anca ne yapabilirim? Bunlar diyor ki Sezap abla, köylü adam sabah 5'te kalksın, yemeğimizi hazırlasın. Vallahi hiç kusura bakmayın. Benim arvadım size hizmetçi 9'da değil. 9'da kalkıyorum, her şeylerini yapıyorum. Bırakın 10'da 11'de kalksın. Ama hala kalksın. Da inkar ediyorlar. Neden böyle yapıyorlar? Yapmıyorsun diyorlar. Bir bardak yıkamıyorsun diyorlar. Nasıl yıkamıyormuşum? Kim temizliyor o zaman evi falan? Bulaşığı kim yıkıyor? Hepsini ben yapıyorum. Ama inkar etmesinler. Doğruyu da konuşsunlar, yanlışı da konuşsunlar. Ben doğru konuşuyorum, ben yalan söylemem. Ya biz gelelim de sabah 11-12 yata yatma bana. Yatmasın mı kız, ne yapsın? İşe mi gitsin, güce mi gitsin, yatmasın, ne yapsın evin içinde? Sabah bizim işe, çayımızın işine yok. Bir bana tutamamızı yakan yok. Ya baba, Allah'ını sevsin. Sedat da kendine erkenden kalkıyor. Sabah ezanı kalkıyorlar. Ben nasıl kalkayım o zaman o saatte? Bana da hak ver yani. İşte beraber oturunca böyle bir sıkıntı. Mecburdan oturuyorum ablacığım, yani mecburdan kalıyorum. Mecbur olmazsan... İşte onlar erken ayrı, kalkıyorlar, erken kalkıyorlar. Ben ne diyorum ki, çıkar kiracını, kiracının değerli ben mi? Çıkar kiracını... Ya sen değerlisin de. Ben kış günü bana bak, 5 liraya getiren yok, ben nedir? Ben adım kalın evde. Ya baba nasıl? Evin kira. Senin aylığın var, annemin aylığı var, senin diğer aylığın var. Kardeşim çalışıyor, öbür kardeşim evde... Ya aynı aylığı var, bilmiyorum. Ayda 35-40 milyar para giriyor evde. Benimki hariç. Yani daha yeter. Senin gözün doymaz baba. Ya Sedap'la elini öptüm, gitmiş 41 milyara klim aldı. Hı. Asmış duvara, buna diyor kimse karışmayacak. Süs diye almış koymuş oraya. Vallahi billahi. Abi bak kimseye dokandırmıyor Sedap'la. Kimse karışmayacak buna diyor. Bu kumandayı cebinde gezdirir. Kahveye gidiyor kumanda cebinde ya. Canım benim ya. Yemin edeyim. Kamera gönderdim. Sedap'la geçen hafta yeğenim bana bir soba aldı abimin oğlu. Fişe takacağım, dark elektrik gider. Sobayı aldığım şekilde kalıyor. Buz gibi odaya atıyorum. Ya bırak gitsin elektrik. Devlet bana indirim vermek zaten. Devlet karşılıyor. Bırak da yakayım acı sobamı. Yok diyor. Her şeyi cebinde gezdiriyor adam. Ama işte belli bir yaştan sonra insanların öyle takıntıları oluyor. Ne yapayım Tedabla, ben elini öptüm. Mecburdan kendine her şeye tamam diyorum. Ne yapayım mecburdan? Diyeceksin. Annen baban senin o. Çıkarsın kirayısını, vereyim evimi. Allah ömür versin diyeceksin. Birazcık şunları da gönlünü yapın ya annenizin babanızın. Azıcık şey yapın. Allah ömür versin. Tamam baba, sensin baba, he baba. Azıcık yapsanız yumuşacaklar biliyor musunuz? Siz de hemen birini buluyorsunuz, değişiyorsunuz. Yok valla ben değiştim Tedabla. Valla. Bunlar da hemen değişiyorlar. Tamam karını da sev ama anneni babanı da sev ya. Kumandayı cebinde gezdiriyor. Sevsen abla, alırsın onu. Yani kumandayı ne yapacaksın sen? Adam neredeyse cebinde taşıyor. Tahmin ediyorum. Şu an ona gülüyoruz değil mi? Tahmin ediyorum. İsmail çok komiksin. Televizyonun kumandasını cebinde götürüyor. Kimse karışmayacak. Süs diye mi aldın baba sen bunu? Bu saatten sonra evleneceksin mi? Geyzine mi saklıyorsun yani? İsmail ya.